Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yepyeni bir programla sizlerin karşınızdayız. Bugün çok sert bir program olacak. Eğleneceksiniz. Bartın'ın Gözde ekibinin senaristi bizlerle birlikte İnan Çınçın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür sizler iyisiniz. Çok şükür iyiyiz. Güzel bir program olacak bugün. İnşallah öyle. Umuyorum evet. Çünkü son günlerde popüler olan bir skeçin senaristisin. Evet. Ayrıca tabii ki oyunculuğun da var. Ben biraz alıyorum. Sen biraz kendinden bahseder misin? İnan Çınçın kimdir? Tabii 1985 Bartın doğumluyum. Servet Çınçın'ın oğluyum. Babamla beraber bu işe başladım, tiyatro işine. 17 tane oyunu var babamın. 7 tanesinde rol aldım. Ondan sonra en son sanıyorum son oyunumuzda Covid patladı işte. 6. akşam oyunda bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra da o oyun yarım kaldı. Aslında o oyunun çekim de yok. O yüzden bütün oyunumuzun şeyleri var. Videoları var. Videoları var. Bir tek onun yok. Artık o da daha sonra inşallah olur. Hemen şöyle bahsedelim. Aslında Servet Çınçın çok önemli bir isim Bartın için. Gerçekten de öyle. İsmini kime söylesem mutlaka onların bir fikri vardır. Onun oğlu olmak nasıl bir duygu? Muhteşem. zorlukları var mı peki? Yani şimdi çünkü düşünsenize Servet Çınçın gibi bir ismin oğlusunuz. Yapacağınız işlerde mutlaka kıyaslayacaksınız ve beklentiler yüksek olacak. Şimdi aslında şöyle, mesela hani Kemal Sunal bir de Ali Sunal var ya, şimdi onların işi bu. Ama bizim işimiz sadece bu iş değil. Babamın asıl işi yazmacılık. Evet. Yani o işten para kazanıyor. Hı-hı. Bu yan işi, benim de asıl işim yazmacılık. Bu yan işim, yani yaparsam yapardım, yapmazsam kimse şey yapmazdı. Hani yardım olmazdı. Yani, o yüzden şimdi yapıyorum, güzel bir yol. Yöne doğru gidiyoruz inşallah. Peki neden tiyatro? Yani aslında babamdan gelen bir şey mi yoksa kendi içinden gelen mi? Babamdan gelen. Şimdi babam ilk oyunda bana yazayım mı sana rol dedi. Hı-hı. Ben daha önce istemiyorum falan dedi. Programdan önce konuştuk ya çok pısırıktım daha önce okul yıllarında. yazayım mı dedi. Bir oyunda tamam baba yaz dedim. Katıldıktan sonra işte bu sahne tozu diye var ya. Hı-hı. Yani o sahne tozu başka hiçbir şey değil. Gerilik yani resmen değil. İlk oyunu hatırlıyor musun? İlk oyun Neşeli Günler. Neşeli Günler. Babamın aile yani bizim ailenin hikayesi. Nasıl hissettin? Ya düşünsene bu kadar insan var. İlk defa karşısında. İlk oyunda çok çok heyecanlandım. Ya bir de şöyle bir şey. O dediğim gibi babamın yani bizim ailenin oyunuydu. Babamın dedesinin çocukluğunu oynadım. Yani o Hilmi Çınçın'la oynadım ben. Hilmi Çınçın da dediğim gibi babamın dedesi bizim alt kattaydı. Yani yaşlılığını biliyorum. Onun çocukluğunu oynamak ekstra şey ama tabii çok toy, çok nasıl diyeyim pişmedim, hamdım orada. İlk oyun o şekilde gitti. Hatta şey anlatayım. Şimdi Fatma Bulut var, Fatih Şahal. Evet. O ilk oyuna geldi izlemeye bizi, her oyuna geldiği gibi. Beni izledi, birinci perde geldi yanıma. Ay canım dedi sen çok böyle hızlı konuşuyorsun, oyunu düşünüyorsun dedi. Hani daha iyi oynama anlatsın, ben de bir çöktüm. Eyvallah. Ondan sonra bittim yani ben. Ondan sonra ben onu yıllarca unutmadım. Sonra 2008'de Sevgili Kiracılarım oyunu, Şimkiro'yu oynuyorum orada. Orada da başlıyor. Yıllar sonra artık iyice piştim. Sonra orada sahne arasında, geldi perde arasında muhteşemsin dedi. Oyunu sen götürüyorsun dedi. O zaman planılmış yani. Yani sonra bunu anlattım Fatıcam'da yani aslında. Peki senaryoda yazıyorsun. Evet. Senaryo yazarken aslında son izlediğim skeçler de öyle. Çok güzel senaryolar var. Yani akıcı. Ya bu nasıl oluşuyor? Nereden esinleniyorsun? Bir anda mı oluşan bir şey yoksa? Yani şimdi şöyle, nerede çekeceğimizi konuşuyoruz ilk önce. Bir iki köyde çekeceğiz. Mesela bu pazar, önümüzdeki pazar köyde çekeceğiz. Köyde ne olabilir? İnekler var, ahır var, horozlar var. Ondan sonra tipler zaten belli. Dur top, hepsiyle, şekilme. Yani İnekle şekerin arasında ne olabilir ki yani? Horoz mesela, epselek yani onları düşünüyorum kafamdan ondan sonra atışmalar çıkır çıkır gidiyor ve çekiyoruz. Ya bazı karakterler çok ön plana çıkıyor. Evet. Özellikle bu karakterin isimleri de var. Karakterden bir yerlerden esinlenme mi yoksa tamamen hayali bir? Şimdi mesela Şekire babamın karakteri, babamın bulduğu karakter. Nurtop da öyle ama Şekire ile Nurtop aslında beraber oynamadı. Farklı tiyatro oyunlarında oynadı. Yani Nurtop 2003'teki oyunda, Şekire 2008'deki oyundaydı. Benim bu skeçleri yapmamdaki amaçta çıkış noktası budur zaten. Yani madem sahnelerde değiliz artık giremiyoruz sahnelerde boyutları ötürü. Babamın bütün oyunlarındaki karakterler bir mahallede yaşasa diye düşündüm. Nasıl olur yani? Öne çıkan karakterler var dediğim gibi. İşte Şekire, Nurtop, işte mesela Durdu, Epselek. Epselek de benim bulduğum karakter mesela. Sonra şey var, yaşlı Necili teyze. Yani şey düşündüm hep,
böyle karakter düşünürken, nasıl bir karakter oluşturabilirim diye düşünürken hani bir şey vardı, hayır, balık Nemo. Hı-hı. Orada bir köpek balığı var. Şey, vejetaryen köpek balığı olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama tam tersi. Mesela nasıl o öyle bir karakter düşünürken, kız karakter, sonra ilaçlı Necibe'yi buldum. Bu Necibe de 100 yaşında ama mesela okuma yazma kursuna gidiyor. Mesela daha onları çekeceğiz, aklımda çok şey var. Mesela su bidonlarının böyle 100 kilo su bidonlarını doldurmuş gidiyor. Veya motosiklet üstünde böyle brrrn diye gidiyor böyle. Çok farklı karakterler ortaya çıkıyor. Evet. Yani evet. Senin skeçler ortaya çıkacak gibi gözüküyor. İnşallah. Tiyatrodan biraz bahsederken, tiyatro aslında zor meslek. Yani ben benim açımdan, sizin açınızdan bilemem ama çünkü düşünsenize bir rol oynuyorsunuz ve o rolü sizi izleyenlere geçirmek zorundasınız, hissettirmek zorundasınız. Evet. Bu aslında doğuştan gelen bir yetenek mi yoksa sonradan oluşabilir mi? Aslında bu bir ara tartışma vardı ya, hani tiyatro mankenden oyuncu olur mu diye. Herkes olur, herkes. Senden de olur. Ama benden radyoz olmaz, televizyonuz olmaz. Ama senden de olur. Sadece isteyeceksin, çalışacaksın. Yani biz mesela oyunlarımızı 4 ay boyunca çalışa yapıyoruz. Yani babam bütün bölümü yazıp da işte bunu oynayacağız demiyor. Birinci sahneyi yazıyor, biz onu çalışırken provalarda ikinci sahneyi yazıyor, 3 geliyor, 4, 5, 6 diye bir oyun komple çıkıyor. O 4 ay mı sürüyor? 4 ay. 4 ay boyunca her akşam. Haftada bir gün molamız var. Yani ailemizden çok daha çok şey tiyatrodayız. Çok uzun yani süreymiş. Bartın Belediyesi'nin bu Cem sinemasında çekiyoruz, şey oynuyoruz biz oyunları. Orası benim ikinci evim diyorum. Yani bir kadar tuvalete girerken evimin tuvaleti için hissediyorum orada kendi. Artık yani çamurlu oluyor, normal yani. Sonra 4 ay sonunda da asıl artık zevkli kısım seyircilere performansımızı sergiliyoruz. Ondan sonra da bu sefer turneler başlıyor. Yani 4 ay çalışmışsın. Sonra 5. ay 45 akşam oyun, sonra da turnecikleri, işte Ankara'nın sınavı çok uzun. Yani yılın 6 ayı. Emek isteyen gerçekten evet. Çok... Yani delilik ya, delilik. Evet. Severek yapıyorsun ama. Evet. Sevmesen bu işi yapmaz. Yani şimdi böyle arkadaşlarla konuşuyoruz ya da akrabalarla falan filan böyle. Hani yani insanın psikolojik rahatsızlıkları olabiliyor ya, herkes de olabiliyor. Yani zamanında ben de kullandım o ilaçları. Ama bu, yani birebir o ilaçlar aslında. Bırak o ilaçları kullanma, gel tiyatro. Dediğin at yani. Güzel bir şey. Evet. Ya hemen şu da var aslında. Tiyatroda oynarken genelde insanlar mesela sözleri unutur. Ya da farklı anılar vardır. Böyle ilginç anı, akıllı kalan. Böyle birkaç tane sen anlatsana bize neler var aklında. Tabii şimdi bizim unutmadan bahsedeyim. Şimdi unutabiliyoruz. Gayet normal. Şimdi sen 4 ay boyunca oyun çalışmışsın ama o gelenler ilk defa izliyor. Ya da ikinci defa. Ne yapalım? Şimdi onlar orada seni unuttuğunu bilmiyorlar. Heyecan yapıp dersen o zaman bilecekler unuttuklarını. Ama onu çaktırmadan, onları çaktırmadan karşına çıkartabilirsin. Oradan gel dersen, içeri girer sahneye diğer kişi. Hiç fark çaktırmadan halledebilirsin. Şey, anılarda bir sürü anı var. Yani bir tane Aykan abi, bir tanısın Aykan. Evet, Aykan abi. Onların babamın Menekşe Şerbet diye bir oyunu vardı. Fatih Sultan Mehmet Devri'nde geçiyor. Bu Amasra'yı fethedildi sırasında. İşte ordu yerinde ordu kamp kuruyor işte. Orada bir ordu yeri orada yerde bir hanımefendiye, babaanneye rastlıyorlar, oradaki diyaloglar falan. Neyse bunlar da turneye çıkıyorlar. O zaman ben oyunda yokum tabii çocuğum. Tabii sakal var. Kulislerin arka tarafından çıktılar, çıkıyorlar böyle. Seyirciler arasından doğru sahneye girecekler. Çıkmışlar, sahnedekiler bunları bekliyorlar. Orada da polisler, tam bu iltica zamanları var, neyse. Evet. Onlara da denk geliyor. Polisler şey yapmışlar, kapmışlar bunları, sakallar ya. Eski zincirlerin böyle. Bizi bekliyorlar oyunda falan sahnedeyken. Ya da şey var mesela, işte bir Cem sinemasında şeyin, seyircilerin tuvaletleri aşağıda geldikleri yerde. Ama kulis tarafında tuvalet yok. Bizim tuvalet ihtiyacımızı şeyden görüyoruz biz. Sosyal testlerin oradan. Yani arkada bir merdiven var, evlerde mesela dairesine iniyoruz. Şimdi düğün falan olmadığı zaman çok güzel. Sessiz sedasız ama bazen düğün oluyor. Şimdi perde arasında gidiyoruz ama bir tane Erhan abi vardı, durdu babamın karakteri durdu. O da üşenmiş artık sivil, yani çıkarmayı, yazmayı falan. Şimdi gitmiş yerine erkekler tuvaletine pisora. Ama şimdi erkek şeyle tuvaletine girerken bir bakayım ama böyle en kadın ama pisora da yer yapmış. Onlar var çok, yani çok değişik bir sürü. Ama o çok ilginç bir karakter olmuş yani. Hemen Bartın'da tiyatro diye. Bartın'ın tiyatroya bakış açısı nasıl? Bizim oyunlara, babamın oyunlarına insanlar çok sağ olsunlar, çok ilgi gösteriyorlar. Hı-hı. Yani Bartın'da 45 akşam full oynamak yani sanıyorum az buz bir iş değil. Aynen. Burada yani kimler geliyor bilirsiniz, kimler geliyor. Yani hani gerektiğinde salonlar boş kalıyor. Hepsi dolu olsun ama hani bize sağ olsun boş bırakmıyorlar. Bunun sebebi Bartın'a özgü bir tiyatro olması mı? Formül çok basit aslında. Yani
5000 defa izlemişimdir. Ben de izledim sen de. Hava Bamsın'ın sonra Neşeli Günler işte bizim aile. Evet. Bunu niye izliyoruz? Bizden biri. Aynen öyle. Bizi verdi bizden biri. Yani formu bu kadar. Bir de yani hani ne bileyim Hava Bamsın'ın şeyden Şener Şen'den Body Ekrem'i izlemiş birisi. Hava Bamsın'ı yaparsa ben öyle sadece hiç kim sormam. Şener Şen'i kendi sormasın yine gelip de bakmazlar. Aynen. Çünkü o yani. Karakter çok iyi oluşuyor. Sizde de öyle. Özellikle son skeçlerde. Gelelim skeçlere. Asıl gündem aslında şu günlerde sosyal medyada yaptığınız skeçler çok komik, çok beğeniler var. Bu hikaye nasıl ortaya çıktı? Hikaye dediğim gibi bu işte şey, komikten ötürü sağlamlara giremediğimizden babamın oynadığı bir mahallede yaşasın diye çıktı. Ama şöyle, bu hep erteledim ben bunu. Covid'de işte dükkanı kapattıktan sonra evdeyim, peruk da vardı yanımda. Düşünüyorum ben, hani skeç tek başıma çeksem. Ama 2,5 yaşında kızım var benim. Onunla oynuyorum, o uyuyunca artık perde çıkıyor. Bir kere nasip olmadı. Sonra bir gün dükkanı açtım, dükkanın kapısı kapattım. Yazmalar astıktan sonra. Sakallarım var. Şöyle çektim, arkadaş görmemek için. Sakallı Hayriye teyze diye biri, ağız da bozuk bir tip. Yani bu da ağız da bozuk tipler yoktur yaşlılar ya, kadınlara değil. Ondan sonra çektim, attım, çok güldüm. Ondan sonra tiyatrodan arkadaşlar geldi o akşam, aynı günün akşamı. Hadi biz de çekelim dediler. Çektik. Sonra işte Fahri Genç bir arkadaşımız tiyatrodan yaratandı. O geldi daha sonra. Bunları dedi benim sayfama Akomedi Bart'ta atsak olur mu dedi. Atalım dedim. Yani onlar da bilsin, insanlar da bilsin. Sonra ondan sonra başladık işte. Ama çok güzel, gerçekten çok güzel gidiyor. Yani güzel geçen gün bir ilme atıyorsunuz. Bir de şimdi şey, biz de şimdi tiyatroda tamam hani şeyim pişti diyebilirim. Ama bu iş tamamen sıfırdan yani kameralar, evet, montaj, işte yani bizim ilk skeçlerimize baktığında bir ilk skeci bak, bir son skeci bak, çok arasında dağlar var. Evet, aynen öyle. Pişiyoruz orada. Yani daha da iyi olacak inşallah. Peki karakterler, bu karakterler bildiğim kadarıyla her oyundan bir karakter ortaya çıkartmışsın. Tabii babamın karakterleri var, bir de benim uydurduğum karakterler var. Hepsi beraber gidiyorlar. İleride farklı karakterler koymayı düşünüyor var, musun? Var mı galiba? Yani? Var. Yani sürpriz olacak. Evet, mesela Fahri var. Fahri'nin köy skecinde çok ters köşe bir rol yazıyorum ona. Mesela bunu şey bilmiyorum. Bir de şey var, bildiğim kadarıyla her skeçte bir misafir oyuncu oynatıyorsun. Evet. Ya onun sebebi şöyle, bizimle oynamak çok istiyorlar. Yani bizim çektiğimiz skeçlerde izlerken veya dış mekanlarda çekerken bizim eğlendiğimizi biliyor insanlar. Çok yazıyorlar bize yani biz de olabilir miyiz diye. Tabii gidiyoruz biz de. Geliyoruz, dükkana davet ediyorum ben. Yani bir metin okutuyoruz Bartın Şivesi. Okuyabiliyorsa dediğim gibi hani ben mesela yapamam senin yaptığın işi. Ama gelip Bartın Şivesi okusa yeterli. Çünkü zaten kayıt yaptığımız için biz çok basit. Oradan devam ediyoruz, yürüyoruz. Yani herkesin bir yapısı lazım bize. Bir de şey, benim videolarda çok izlediğim bir bölüm var. Merak ettim aslında. Evet. Ya o ekmek arasının olayı nereden geldi? Yani bu kadar. Ama ben hiç düşünmedim aslında. Şimdi mesela o sevgili kiracıların da şişman şekeri, yani tiyatroda o ekmek yok aslında. Onu ben elim boş kalmasın diye yaptım. Ona elimi tuttuğumda kendimi rahat hissediyorum. Yani bir de yani sürekli aç, şişman bir karakter, yani elimde ekşi oldu. Sürekli içerisinde bir şeyler, kabak vardı, pırasa, avuç gördü. Evet, değişiyor, maydanoz koymayı düşünüyorum. Değişiyor. Yani. Şey düşündüm mesela, içine hani çok saçma sapan şeyler koyacak dedim ekmeğin içine. Bu sefer dediler ki, bana uyardılar, bu Beyazıt'ta Öztürk'ün yaptığı şişman ne vardı? Bir karakter. Ha, şişman bir karakter. Üsman dayı. Üsman dayı yapıyormuş onu mesela. O yüzden hiç ona kayması diye yapmadım. Yok, bir de dikkatimi çeken oldu yani. Hatta evet. Dedim ki programa gelirse mutlaka soracaklarım sormak mısın? İleride hayallerin neler? Ne hayal ediyorsun? Hem bu skeçlerle ilgili hem de kendinle ilgili. Benim asıl hayalim babam bıraktıktan sonra yani hani babam artık ben bu tiyatroyu bırakıyorum. Artık sen de dediği zaman tiyatroyu ben devam etmek istiyordum. Ama babam tekrar başladı. 2008'de bırakmıştı artık. Sonra tekrar başladık. İki oyun daha yaptık. Şimdi bu skeçlerden sonra bu skeçlerde kesebilen karakterlerle bir dizi yapmayı düşünüyorum. Dizi? Evet. Ondan sonra da en son bu karakterlerle bir oyun. Yani tiyatro afişinde oyun ismi ne olur bilmiyorum. Şekil rengi görseler insanlar koç koç gelirler aynı. Ya çünkü skeçleri izleyen, ya bir izleyen mutlaka devamını bekleyecektir diye düşünüyorum ben. Sağ olsunlar, beğeniyorlar evet. Ya peki bu karakterlerin buralara basma durumu olmaz değil mi? Yani açıkçası... Her zaman şey olacak. Açıkçası ben çekiliyorum, doğru ama yani onların eline düştüm Allah kurtarsın yani gerisi bilmiyorum. Artık sona doğru yaklaşırken dediğim gibi tiyatro ile ilgili planlarım vardı da şu soruyu soracağım merak ettim. Dedim ki tiyatro olmadı. Yani günümüzde tiyatro olmadı. Ya hangi mesleği tercih ederdin? Ne yapmak isterdin mesela?
Benim şimdi çocukluk hayalim şey bilgisayar mühendisliği gibi düşünüyordum ben ama çok şeydim yani temel bir öğrenciydim. Bir de dediğim gibi işte kısır öğrenciydim bir tipim vardı. O olmadı. İşte, kamu yönetimi okudum ben hani böyle belediye özel idare orada da girerim diye düşünüyordum. Sonradan dedim ki en iyisi dükkan, bizim dükkan. Bizim dükkan orada, oradan devam. Evet. Seviyorsun sen hem de. Tabii tabii. Yani inşallah ki insanın kendi mesleği olması, yani bir mal istiyorum. Geliyor mal, 3 ay açma. Keyifli. Şimdi normalde o işte dolma ihbarı yok yani. Ondan sonra açıyorum, dolduruyorum yani. Bir de şey, yani şu anda işlettiğiniz dükkan, yani yazmacı, biraz da şey, Bartın'ın kültürüyle de özdeşleşen, bir de tiyatroyla senin özdeşleşen bir yapı öyle gibi sanki. Hep öyle diyorum yani, o kadar çok şanslıyım ki. Yani Bartın yazması, Pergamon'u ayrı tutuyorum ama Bartın yazması teker. Bartın şivesi başka yapan yapı teker. O kadar şanslıyım yani, hep bizde yani. Ne güzel abi. Artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ben şimdi sana bir armağan getirdim. Umarım değinirsin. Bakalım. Şöyle vereyim. Hemen bir açalım. Bakalım ne çekeceğiz. İstersen sürpriz. Şöyle bir yumuşak geldi. Hadi gelin. Yumuşak geldi. Sanki beklediğim şey. Şu tahmin ettiğim şey olabilir mi? Hazır da yemek yemediğim ben şimdi bunu yiyelim ben. Ama işte sıkıntılı süreç bir de baskın yaparsak yani iznabınız mı bunu? Ben vallahi hiç sormadım. Sonra aldım geldim vallahi. Ya kötü yani biberim var, havucu var. Vallahi. Sınırsın da yiyebilirsin de. Şimdi yiyeceğim de. Ya sonra sana sunuyorum. Evet. Yani bunu kullanıyorsunuz. İzin almadıysak biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Evet sıkıntı olabilir zaten tabii. Aynen öyle. Yani kavgamam olmasın. Yani bilmiyorum ki olur mu acaba? Aranızda şey. Kelime neydi? Burası galiba. Hadi gidelim. Allah. Ben Allah kolaylık versin diyorum. Biz geldik ya. Gerçekten bir yalan var. Şekilde gidelim. Bu ne kadar ne lan? Her şey ya. Oyun ortalığı. Bunlar da mı lan? Yine bastılar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Koş koş. Burada bir şey. Eyvah. Bir de sen kimi? Şunu sen yap olmaz. Ekmek hediye. Başlar burası. Hediye başlar. Yazmış buraya bir ders. Soruları yazmış. Ne yazmış bakalım hani? Boş ver. Nerede? Kim çekiyor bakalım? Kızlar da kameralar çekiyor lan. Evet sevgili seyirciler. Bundan sonra programı biz sunuyoruz. O ne bu suratlı değil. Bir şey diyeceğim siz bakın da durun. Ben burada herkese selam söyleyeyim. Ordu yerine. Ordu yerine. Ben de Kemal Köprü'ye söylüyorum. Aytan abla selamünaleyküm. Kuşçuk şehrin. Hangi yöntemizi gör? Ben Emre'yi söylesem, ben de Garagoy'u söyleyeyim. Hadi kızı, hoşçakalın. Kamağın hakkı, mutlu günler. Açık bana. Hı? Ne ben? Ne geldin? Bu taraf sıca.